Assalamu alaikum, hörmətli ingilis xoşçuları, taliblər, müəllimlər və türkmen ildəşlərim. Sizi bugünkü acayip sapağımda hoş gördüm. Bugünkü sapağımdan sizinle geçirmeyen maksadı ne? Maksadı etraf anam. Vkakemde lan grupadaki ağzalarımızın haistu oyuncu. Sapaklarımızın ne oldan? Advanced derecesi aralığına ne ovat mı ne ovat geçmeyi sizinle yürüyorumu duydum. Sapaklarımızda etraf an hem sizin düşünmeyen sözleriniz yani düşünmeyen gramatiklarınız var da geçer. Sapaktan son. Hem şu sapaka değişti testler geçeriz. Ol hem bizim vukak hem de line grupada grupamızda görüp bilirsiniz. Yer bol yer, bugünkü sapağımız esasen sizinle neyim geçeriz? Bugünkü sapağımız yani garaz her cahayın öz kurulmaz fundamenti bol yer. Yani cahayı kurum başlamadan ön onun fundamentini uğrayanız, son kerepçi kurup başlayanız, yönelen so on. Okay. Grup başlayana edil İngiliz dili öğrenmeye başlamak hem şey olur yani. Yani İngiliz öğrenmeye başlamakken ilk başından başlamalı yani fundamentin grup başlamalı edil ikinci ya üçüncü tarzdan başlayan o grup başlayan yani öğren başlayan edil şey olur yani hem sırazu ya elementary ya upper intermediate ya upper intermediate şey olurdan başlamalı yani starter'dan başla beginner'dan başla senin için o olur. Bugün kitabımız neymiş? Edil şu tema değişti, şu mozuğa değişti olur. Bugün kitabımızda ne edip özünde İngiliz dili öğrenciler hüvesini dörütmeli? Yes! Ol bu sizin için, garra sizin için artık kıyınrak olma mümkün. Artık İngiliz dili öğrenmesi milyon yöne ne edip özümde hüvesi dörütmeli? Özünüzde bir kere okşanlarla duygular dörüyen olmamak hem mümkün. Ol analogi için. It's analogic. Because everything we learn is just flying away and melting away. That's all. It's never mind it. Just learn. With I want to recommend you to in this lesson how to learn and how to appreciate your improving your language. Okay. Yer bolar, hormatlı ağalar. Gelin ne olsa sizin bilen artık sapağımızın başlamağını, mağazı bilen tanış bololun. Bugünkü mağazıkta, bugünkü sapağımızda sizin bilen ne edip sözleri öğrenmeli, öğrendiğinde ne edip hüvüs dörütmeli. Yani köp saytlar, ay ben şu sözü öğrenciyen, ertesi gün uca yiyem yadımdan çıkayım, ben şu ne edip yadımdan salmalı, yadımdan çıkmadı, ne edip etmeli deyip. Şey, hem herkim gargın, ne doğrayım aytan, benim ziyanı yok, hiç gelimin, ansat usulları var. Bu usullarla sizinle geçer. Birinci sorun hem söz oluyor, söz ne edip öğrenmeli, ne edip anında saklamalı, ne anında kalmalı. İkinci uğrumuz, ikinci usulumuz, şu sözlerden ne edip sözlem düzmeli, ne edip ansatdan da sözlem düzmeli, şu öğrenin sözlerinden. Üçüncü usulumuz, ne edip edil Amerikanlar, yani İngilizlerin gürlüğünü özünü ne edip eşitmeli, eşitiş okuyun var da geçerdi. Kıpsa Amerikanlar öyle. Oh, something like gürlüğe. Ne mi diye böyle, ne mi diye böyle diye oturuyan kaba. Şunun için, şuları yalak mesela yüze çıkmalık için sizinle üçüncü usulumuz, yani eşitiş okuyu var da geçerdi. Ne edip eşitmeli, ne edip dinlemeli, ne edip şol eşitleyen dağdını, ne edip özünü kavul edip almalı, şol var da geçerdi. Üçüncü usulumuz, dördüncü usulumuz. Dördüncü usul, sizinle ne edip şol eşitleyen dağdını, kellerinde kavul edip hemen özün kellerinden sözleri çıkarıp ne edip gürlemeli, ne edip düşünmeli, öz duyguyu ne edip beyan etmeli öğrenci, yani öğrencilerle gürleyen adamın bilen speaker ne edip beyan etmeli. Sizinle ne hip olsa dört usul geçeriz. Gelin birinci usulünü tanış olalım. Hava ağalar, bizim birinci usulümüz sizin bilen ne edip sözleri açacağın yani yadında bu saklamanı öğrenmeyi birinci usulümüz. Bizim birinci usulümüz ağzı teyvur şiarı sizin hemen bilyeniz. Yani bir kanver çıktı bir yüzüne yani bir yüzüne söz yazıp böyle yüzüne olsa şu söz arada sözden yazmalı. Bu bizim birinci usulümüz. Yani sizin için bir olarak olmadık bir kitire komatanlık özünüzden bilyeniz her yerde kanver çıktılar yatır. Yani bu koymakın maksadı ne bunları? Yani bir, her nemede, misal için kompüterde duran olsa kompüter gelip oturmağından ön sadece o gelip oturuyanız, kompüteri açacağınız açsanız da yani konvertçi görüyanız, konverti açık görüyanız oh, computer! What is it? Özünüz sonra öden, ne mi bu kompüter? Yani demek kompüterin yüzünde dur, demek ki kompüter. İşte bu aylağın kompüter, bilmeniz. Bu da bir söz, bir söz bilmeniz. Never mind, mesele değil. Yani bir söz verilir. Şöyle her yerde şu polka, yani mesela için baydağı
soğutacağım. Mikrovlanovka, televizora, kompütora, yani oturucu stola değişli sığdırı, konversiyonu da çoğun gizini yemeyeceğiniz. Ve hemen bir predmeti saylap alacağınız, predmeti görüyeceğiniz. Hem sözü görüyeceğiniz, hem tercümesini görüyeceğiniz. Yine bu birinci soru, yani birinci sorumuzda siz sözü ne edip alınır da kalmanı öğrenmemiz. Bu başlangıç soru için bir keçir açık usul. Bu olur yani advanced derecesini öğrenenlere öğrenmemiz yani yok. Olur da eğer özünü öğrenci okuyor yönü arttırır. Yani olur için başka usuller var sözü öğrenmenin yönü. Başlangıç soru için biz şundan başlayalım. Bizim ikinci usulümüz yani söz ulanan yani ya tutan sözlerimizi ne deyip sözlenmiyordu? Ansat ulanmalı. Biz başlangıçlar için şunları yarık misaller aldık. Üç tane yani table sözü sözlerimizi ulandık. I like table. Chair. I am sitting on a chair. Computer. I played computer games. Yani bu bilenin bu maksat ne için ulanılıyor? Bu usul ne için amatlı? Yani başlangıçlar için. Bu usul ne için anladı? Sebebi I like table deyseniz oca eyyem siz sözlemlerdi. Bir neçe sözler öğreniyiniz. Hemen konstruksiyonu öğreniyiniz. Yani sözlemin düzülüş ağlarlarını öğreniyiniz. Düzülüş ağlarlarını. Yani I like table. Yani eyyani. Havari. Hem de beylek ağlarlarını yedi olanlarını bildiniz. Yine bu amatlı usulü yani I like table diyenine oca eyyem siz 3 tane sözü öğreniyiniz. Hemen bu sözlemi hay zamanına koyma öğreniyiniz. Yine amat usul şey. Sebebi, yani mesela çünkü biz I like table dedik. Biz eyyem present simple olunduk. Yani ikinci misalımızda I am sitting on a chair dedik eyyem present continuous. Yani I played computer games dedik eyyem past simple olunduk. Yani sözlemleri hay zamanına olunduğunu, hay seyirde olunduğunu ve ondan başka da hem özüne gerekli olan yine bir neçe sözler olur. Yani sit, play, games, olumluk. Hemen bu şu usul, hem başlangıçlar için ikinci usulümüz has amatlı usul. Sözlemler bile sözü, sözlemler de ulanmalı. Hormatlı ağzalar, bizim dördüncü, yani üçüncü usulümüz ne edip ezel İngilizlerin gürleyen geplerini, ne edip özüne şolun gürleyen geplerini kabul etmeli. Bizim bu üçüncü usulümüz ne edip kabul etmeli? Bunun ansat yolları var. Lehli yolları esasen köprek filmler görmeli. Yani görüyen filmlerinizin subtitrini görün sebebi subtitrini görüp gepleyen gepini gaydan gepinden son aşağıdaki subtitrini bile gaytırılan izinden. Size misal için bir neçen misaller uygulayacak halidir. Sizin için Harry Potter'ın bir atrevik aldık. Azıcık böylecik şunu görkezip sizinle kaytalayıp ne gibi öğrenmeliğini görkezecek halidir. Sirius, what are you doing here? If somebody sees you... I had to see you off, didn't I? What's life without a little risk? I don't want to see you get shut back in Azkaban. Oh, don't worry about me. Anyway, I wanted you to have this. Original Order of the Phoenix. Marlene McKinnon. She was killed 2 weeks after this was taken. Yine sizin için gıyık açık video rolik yani gıyık açık atrayıp kaldık Harry Potter filminden. Bu yerde ne mi gördünüz? Siz subtitrli film gördünüz, hemen gürleşini gördünüz. Ne mi açık olan adım ne mi? Hazır siz şu gürleyen yani gürleyen gepinizi, işleyen gepinizi subtitrli bile kaytalan. Ne gibi misal için? Sirius, what are you doing here? If somebody sees you... Here, oh Sirius, what are you doing here? If somebody sees you, what do you mean? Gaitle yang izunna. You know, I had to see you off, didn't I? I had to see you off, didn't I? Nah, I had to see you off, didn't I? Gaitle yang. I had to see you off, didn't I? Gör yang ne ya şöyle söz diye. Köprak gaitle yang. Hemim subtitrini gör polonuzdan son. Subtitrilden son. Subtitr siz görün.
yani aşağı yazık sızgırın filmi o da öğren polon uzun son yeni misal çırasak What's life without a little risk? What's life without a real risk? What's life without a real risk? What's life without a little risk? Özümüzde az çık böyle, dilin gençmeli. What's life without a little risk? Little risk. What's life without a little risk? Okay, that's so on and devam var. Ne şu İngiliz öğren yani anı isteyen geplengizi, İngilizce isteyen geplengizi ne edip özümüzde arasa kavul etmeli var da üçüncü usulumuzu öğrendiğinizde size peydahtı geldi deyip umid et yarın. Gelin o zaman indik usulumuza geçelim. Bizim dördüncü usulumuz adattan buluşu yalı. Yine edip gürülen İngiliz aitken geplerini kavul edip beyninizi aylayıp hem özgürlülecek sözünü ne edip dilinle geplemeli var da geçeriz. Bu usulda bilyeniz bu adatı usul yani bu usulda hem İngiliz öğrenciler kınçılık çekerler bu usulda. Yani dilin yencip ne edip kellesindeki aylayıp ne edip eritmeli hem akçent edil neyel akçent edil gürlü işler ya gürlemeli diyen soru yüze çıkıyor. O gep arada aysak yani kellendeki beyni ne edip kavul et beynindeki sözleri ne edip dinleyici yetirmeli var adakı söz eğen biz ikinci usulle geçtik kalk diye yani sözlerle özünü öğrenen sözünü sözlerle öğrenmek yani sözü düşünmek bu usulle biz sizle ne edip edil İngilizler yani gurulab onların akcentini gurulab ne edip onların edil gurulu işi yani gurulamak var da geçeriz bu usulde siz esasen aydın usulüne öğreniriz. Bu aydın usulü öğrenmenin maksadı ne mi? Bu aydın usulü öğrenmenin maksadı esasen hem dinleyicinin aytan gepini gelende aylap son öz sözünle ne çıkarmalı var da geçeriz. Bu aydın usulü. Men sizin için yani bu ansat aydın malın özünüz yani başlangıç öğrenenler için yani men özüm için yani eminem alım size masal için. Yani özünüz bir ansat bir aydını alyanız lyrics öğrenen sözlerini öğrenen sözlerini hem yağ tutacağınız şu sözlerdeki sözleri hem kaytalayanız Gaytalan sözlerimiz hem durmuşta gaytalan, yönü gaytalan. Ben azar sizin için Eminem kenarlık. Bu Eminem'de esasen dilin gençme için açık kömek etkiler. Gelin açık dinleyelim. Hemen izinden gaytalacak olalım. Sizin için. It's my life. My own words I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor. And you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you? And everything you stand for turns on you to spite you. What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play, Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing a song, the song ain't gonna write itself. I give you one underdog, and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her. And put hands on her mother who's a spitting image of her. That Slim Shady, yeah, baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rocking my baby. Yine şey deyip, azıcık özünüzü, şöyle aydınlar dinleyip, özünüzü azıcık eşitiş, hem de dinleyiş, okuyumunu arttırıyanız. Hükmem eminim ki de yani ansadırak aydınları hem dinleyip öğrenip yani ya sözlerini ya tutup aydıp hem bilirsiniz. Bu hiç bir ziyan yok. Yani özünüzde şu aydınların usulleri özünüze kaytılıp görün. Öğünüzde on son buraya iki ay geçinden son açık görün. Ne hali özüşün bardığını özünüz bilirsiniz. Bu benim size yetirecek azıcık küçücük başlangıçlar için usullerim. Hem sizin öğrenip azıcık özünüzü okuyunuzu arttırırsınız diyen umut var. Hem sapakım size peydah değendir diyen umut var. Şugunlukça şu tapağımız sizinle geçecek tapaklarımız şulardan varat. Size yine bu kontakta hem line'la grupamıza karışarız. Hoş, sağ olun, goodbye. Just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile.